Cümleten selamun sevgili dostlar, sevgili kardeşler. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ee, kanalımızın şu anda 22.937 abonesi var. Ve 22.937 aboneye ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ee, gelin bu videoyu izleyen en az 100 kişi bu kanala abone olsun. 23.000 23.037'ye ulaşalım yarına bu videonun altına e-mail adresinizin sadece başını yazın misal veriyorum nedir Selçuk e, bayrak bayraklı mesela Selçuk aşağı işte alt direk bayraklı bitti etki i̇şte, mail hotmail varsa da e, onu da hani araya et koymadan ayrı bir şekilde işte, Selçuk bayraklı gmail bitti bu şekilde yazın arkadaşlar eğer yarına 22.037 23.037'yi geçersek ben de bu yorum yazanlardan en az bir kişiye forma hediye edeyim. Simpliers sitesinden de çekilişi yapayım. Şeyi de size duyurayım arkadaşlar. Benden de bu sürpriz olsun size. Çünkü ben boşuna sakal kesmem. İkincisi şimdi bugün konuşacağımız iki mevzu var. Bir Galatasaray'daki seçim. iki TFF tahkim kurulu. Üç at çiftliği. iki konu. Hocam iki konu dedin. Üç çıktı. Üçüncüsü konular dahildir. TFF tahkim kurulu, TFF merkez hakem kurulunun kararını bozmuş. 19 hakem ve gözlemcilere görev ve klasmanları geri verilmiş. Yani liste dışı bırakılan hakemler geri dönmüş. Tahkim kurulu hakemlerin itirazını kabul etmiş. Başka ülkede yaşayamam. Şimdi merkez hakem kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu görevden alan hakemler hakkında düşüncesinde ve davranışlarında hür olmayan insanlar demiştim. Yani anlayacağınız tabirle söyleyeyim bu herifler şike yapıyor demişti. Bu herifler adaletle değil de birilerinden aldıkları emirle maçların sonucunu etki ediyor demişti. Ya yani benim anladığım bu. Bir daha söyleyeyim. Düşüncesinde ve davranışlarında hür olmayan insanlar. Ya burada ne anlarsınız? Ya burada ne anlarsınız arkadaşlar? Ya mesela bir yerde bir savcı var diyelim, bir ha hakim var diyelim. Hakimin her kararı yanlış. Sonra çıktı işte üst rütbede. Cumhurbaşkanı dedi ki o hakimi görevden alıyorum. Çünkü düşüncesinde ve davranışlarında hür değildi bu adam. Burada ne anlarsınız? Birinin emri altındaydı. Şimdi görevden alınan hakemler geri döndü. Yani lig ayrı bir boyuta taşındı. Federasyon ayrı bir boyuta taşındı. Mesela Cüneyt Çakır Dünya Kupası'na Tekrar gidiyor demişler. Tahkim karar sonrası FIFA tarafından testlere çağrıldı demiş. Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Fenerbahçe açıklamasında diyor ki e, hakem kararına tepki göstererek e, bu karar sonrasında flash bir açıklama geldi diyor. Ben direkt açıklama okuyayım arkadaşlar hiç kafaları bulandırmayayım. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk Futbolunun tarihine geçen 8 Mart 2022'de bu açıklamayı yapmıştık bugün tahkim kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz. Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar? Ee, i̇lginç. Hocam senin yorumun nedir? Boş ver onu bunu şunu. Senin yorumun nedir? Benim yorumum şu. Bana göre dünyanın en iyi hakemleri Türk hakemleri. Dünyanın en iyi hakemleri Türk hakemleri. Dünyanın en iyi hakemleri. Hocam Mekrelli var İngiltere'de, Almanya'da bilmem ne. Umurumda değil. Dünyanın en iyi hakemleri Türk hakemleri. E hakemlere kızıyor. Kendi özgür hür iradeleriyle Allah'tan korkarak kuralları gerçekten her takıma eşit uygulayarak bu görevi yaparlarsa dünyanın en iyi hakemleri Türk hakemleri. Bak Türk hakemleri en inceyi görürler. En kalını görürler. Niyete göre şey yaparlar. Mesela İrfan Can ayağa bastı kırmızı verdiler. Beşiktaş maçında birisi basıyor devam. Trabzon maçında biri basıyor devam. Galatasaray maçında biri basıyor devam. Vermek istedikleri mesaj şu. Biz canımızın istediğine istediğimiz kartı veririz. Trabzon maçında kim minji? Hatırlayın arkadaşlar. Yani Allah'tan korkun ya. Benden korkmayın. Ya da doğruları söylemekten utanmayın, çekinmeyin. Kim minji Trabzon maçında kırmızı yedi? Higoyla'nın Hüseyin Türkmen'in yemediği kırmızılar var. 15 kat, 50 kat, 100 kat daha kırmızı. Çıkıp siz hiçbir şeyin e, ne bileyim Trabzonspor şeyinin sosyal medya fenomeni çıkıp da ya arkadaş kim minciye kırmızı verdi haklı bunlar da verilmedi. Demek ki hakem iki maçta bizi kolladı. Ya da ulan Fener maçında demek ki adamların hakkını yemişler. Yani bunlar kırmızı değilse demek ki böyle yani en az ya bir maçı haksız kazandık ya iki maç haksız kazandık diyemediler. Diyemezler. Türkiye böyle bir iklimde ben derim. Ben derim. Açın bakın arşivleri tarayın. Adana Demir maçındaki penaltılara, ilk maçtaki, ikinci maçtaki. Açın bakın arşivleri. Duruyorlar ya kanalda. Beni anlayamazlar. Birçok kişi beni anlayamaz. Ben şunu söylüyorum. Türk futbolundaki şu kirli elbi çekilsin. Senenin başında şu şampiyon olacak. Seneye şu şampiyon olacak diyen kirli elbi çekilsin. Bakın bakalım neler izliyoruz. Daha ne zaman çekilecek ben de onu merak ediyorum. Daha ne kadar batacağız. Ha benim tahminim şu kulüpler satışı serbest bırakıldıktan sonra birçok şey düzelecektir. Artık İngiltere kalitesinde maçlar izleyebiliriz. Bak bizim premierlikten tek eksiğimiz ne biliyor musunuz? Adalet. Bizim premierlikten tek eksiğimiz adalet. Lan Arda Gülerler, Barış Alper, Yılmazlar, neydi Ahmet Can mıydı Trabzonspor'un çıkarttığı? Beşiktaş Beştaş Ersin'i çıkarttı bilmem Kalafat, Serdar Saatçi şu bu neler çıkıyor neler. Biz Premier premierlik olmamız bak bizim premierlikten tek eksiğimiz adalet. Adalet yok. Eğer adalet gelsin biz Premier Ligi falan tokatlarız. Yok hocam o kaliteye ulaşamayız. Ya kalite olarak değil. Seyir zevki olarak, izlenme olarak. Manyaklık. Bak tribünler boşaldı. İzleyen sayısı azaldı. Bırakın serbest bırakın. Serbest bırakın. Bir Arda Güler izlemek için 40 bin kişi stadyumu dolduruyor. Bir Arda Güler için 40 bin kişi. Her takımla düşünün. Üçer dörder tane Arda Güler düşünün. Biz Premier Ligi falan geçme, geçebiliriz ama sadece adalet lazım. İFAP benim hayranlıkla beklediğim ve hayran olduğum 5 oyuncu değişikliği kuralını 1 Temmuz'dan itibaren kalıcı olarak sürdürüleceğini duyurmuş. Benim istediğim şey oldu. Çok doğru bir karar. Aynı şekilde 3 hak devam etsin devre arasındaki sayılmasın bu haklardan. Yoksa bizim ligde bunu 5 değişikliği fena sürdürürler. Konu dışı bir olaydan bahsedeyim. Antalya Spor'un Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan isimlerden biri olan Oğuz Mataracı. Yaşadığı sakatlıklardan dolayı 27 yaşında futbol hayatının noktalarını açıklamış. Oğuz Bataracı ee, Allah yolunu bahtını açık etsin. Geçmiş olsun kardeşimize. Fenerbahçe altyapısından çıktı. Avusturya'nın Lask Dins takımına transfer oldu. Manchester United'ın scoutlarının gözlemlediği bir futbolcuydu. Hani nasibi yokmuş. Nasipten ötede yol yok. Ne diyelim arkadaşlar. Kıvırcık saçlı bir arkadaştı. Görürsünüz sosyal medyada. Yine aynı şekilde şunu söyleyeceğim. Ben Fenerbahçe altyapısından yetişen hiçbir futbolcunun Türk milli takımını seçmesini istemiyorum. Hiçbiri seçmesin. Yani Türk milli takımda bile adaletsizlik var. Var abi. Var. Fenerbahçe altyapısında forma giyen Bora Aydınlık için Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri milli takım davetinde bulunmuş. Bora. Kurban olayım. Elini ayağını öpeyim. Sen benden küçüksün. Kurban olayım. Kabul et. Kabul et. Yani Amerika adına oynayın. İsrail adına oynayın. Filistin adına oynayın. Ne bileyim Kosova adına oynayın. Irak adına oynayın. Lübnan adına oynayın. Türkiye adına oynamayın. Oynamayın abi. Bırakın. Menajerlerin Menajerler gitsin birilerine bir şeyler sıkıştırsın. Canların istediği teknik direktörü oraya getirsinler. Koltukta dursun. Hiçbir başarısı olmayan teknik direktör uzun yıllar sürdürsün. Bırakın abi gitmeyin. Hocam öyle deme milliyetçi duygularımıza çok aykırı senin bu dediğin milliyetçilikten ters. Milliyetçilik hak eden hak ettiği görevi vermektir. Şimdi şöyle düşünün. Bir adam düşünün muhteşem bir zekası var. Felaket zekası var. Yani üretmek üstüne üstünde yok. Üretici adam. Adama diyorsun ki al şu malzemelerle bir şey çıkart. Hop bir şey çıkarıyor. Mesela hareket eden robot. Al şunlarla bir şey çıkart. İşte sihaları kontrol eden cihaz üretiyor mesela. Sen bu adamı ne yaparsın? Bilişim uzmanı diye merkeze oturtursun. Sen bu adamı kafası çok çalışıyor diye cezaevine atarsan. Sonuç ne olur? E biz de hani başarı? Hani U19 başarı? Hani milli takım başarısı? Rezil olduk. Rezil olduk daha işte falan kum devam. Hamit topla devam. Ben diyorum abi. Ee, Yalnız Bey Fenerbahçe pilot partner takım için Menemen Spor'la görüşme halindeydi demiş. Ee, yumurtasıyla domatesi fazla kaç yok şeyden dolayı kayyum atanmış Menemen'e. Görüşmeler durmuş. İstanbul içindeki takımlara odaklanan. Fenerbahçe hem yurt içinde hem yurt dışında birden fazla partner kulüple anlaşacak ve potansiyel vaat eden oyuncular ile gençlerine oynama fırsatı sağlayacak. Altyapı planlamasında çok önemli adımlar atılıyor. Devamı gelecek demiş. Teşekkürler duyumumu doğruladığı için. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi amatör şubelerine ilgili ben şunu söyleyeyim. Amatör şubelere sponsoru neyse bütçesi o olacak. Bakın ister Ali Koç ister Ahmet ister Mehmet ister Mustafa Hoca başa, başa geçsin hiç fark etmez. Ali Koç zihniyeti falan filan değil bu. Amatör şubenin geliri gideri kadar olacak. Ya da gideri geliri kadar olacak ya da gider gelirden daha az olacak. Misal veriyorum 10 milyon euro sponsor mu var? En fazla 9 harcayacaksın. 1 milyon euro kalsın kulübe. Kalsın kulübe. Yoksa at çiftliğine döner kulüp. Mesela kulübün at çiftliği. Ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Kendi Twitter hesabından paylaştığım birkaç bilgiyi vereyim. Sonra at çiftliği deyince kızıyorsunuz. Bunu ayrı bir konu olarak vermiyorum. Sadece tweetlerimi okuyorum arkadaşlar. Fenerli Duyum iki tane M hesabına paylaştığım şeyler okuyacağım. Yani sadece tweet okuyacağım size. E, ee, Zayt için bir şey paylaştım. Nereden baksın 15 milyon euro gideri var. Kulübümüz 7-8'den hayırlı olsun falan diye. Oradaki ironiyi inşallah anlarsınız. Ersun Yanal eski hocamız. Ali Koç'tan falan büyük Fenerbahçeli demiştim. Kimse inanmamıştı. Şimdi kendi itiraf etmiş çocuktan beri Fenerbahçeliyim diye. Hani bu itirafların sonunda hiçbir kulüp teknik direktör olarak görev vermez. Yani kariyerini bitirmek adına gururla söylüyor. Mesela Sosa. Sosa Kayseri maçında ilk 11 olur mu? Yani Gustavo yedeklerde olacağı için. Ben inceden söyleyeyim. Hocam şunlar varken Mesut niye kadro dışı? Doktoru kovulan bir kulüp. Doktorun bu bilmem kaçıncı yanlış teşhis sonrasında sakatlığı nükseden oyuncusunun sert tepki sonrasında oyuncuyu kadro dışı bırakıyor. Yani ne normal bu kulüpte. Yine aynı şekilde kadro dışısın denilen Novak Fenerbahçe TV'de röportaj veriyor. Hatta Kayseri Spor maçında da ilk 11'de garanti oynayacak herhalde. Yani kesin garantisini almıştır. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani hissi konuşuyorum. Tutarlılık yok, mantık yok. Fenerbahçe at çiftliği. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bazı sivri akıllar benim Ersun Yanal, İsmail Kartal birlikte çalışsın lafıma çok gülmüşlerdi. Hani ötesine gerek yok demiştim. Yani löve saygım var ama maliyeti bizi batırır. Tutmazsa iki kere batırır. İşine karışılmayacaksa en iyi teknik direktör ikiz, ikilisi bu seçenek demiştim. Sözümün arkasındayım. Ben öyle sözünü yiyen adamlardan değilim. Beni başkasına karıştırmayın. Onu da ince çizgi olarak söyleyeyim. Şimdi aynı at çiftliğinden. E, 21 sayı farkla kaybedilen Barcelona maçının ardından oyuncularımız Barcelona'da gece kulübünde eğlenmeye gitmişler. Şimdi Fenerbahçe taraftarı ister ki takımlar maç kaybettiği zaman otursunlar. İşte gitti gitti neydi Ağatçı teyzeler mi? bir dizide var. Bir tane TRT'de bir dizi var. Oradaki Ağıtçı teyzeler var. Onlar gibi ağat yaksınlar. Abo kaybettik. Nereden bu Barcelona'ya eğlendik falan. Böyle bir dünya yok. Ama şu da bir gerçek. Acaba EuroLeague'de bazı kendini Türk adlandıran takımların Türk düşmanlığı gibi hareketlerde bulunup yani bu Fenerbahçe yani kendisine hiç etkisi dokunmayacak oylamada bile Fenerbahçe aleyhine oy verip Fenerbahçe'nin 3 galibiyetini sildirdikleri için acaba Fenerbahçe'den bir tepki olabilir mi EuroLeague'e? Yani eğer 3 galibiyetimiz sayılsaydı biz şu anda 8 8deydik Mücadelemiz böyle olacaktı. Sizin adaletiniz yok diye burada düşünmek lazım. Gelelim Galatasaray Kongresi'ne. Ay, Galatasaray Kongresi'ni Fatih Terim kazandı arkadaşlar. Nasıl yani ya? Fatih Terim kazanmadı ya. Şey Burak Elmas İbra İbrahim edilmedi. Değil mi? İbrahim edilmedi Burak şey Burak Elmas. Şimdi kötü topçulara 20 milyon Eurodan fazla, 30 milyon euro harcatan bu paraya mal eden kişiye helal olsun dediler. Sana helal olsun dediler. Yani mali yönden ibra edildi. Ama kardeşim bu adamlar olmadı. Yani sen oynatamıyorsun. Bu kadar para verildi, sen oynatamıyorsun. Seninle yollara ayıralım diyen başkan da dediler ki seni ibra etmiyoruz dediler. Çok değişik bir camia. Ve Galatasaray'da Fatih Terim Kongre'yi kazandı. Şimdi onu getireceğim diyen kim varsa o aday kazanacak. E tabi Fenerbahçe'nin içine gelir bu. Fatih Terim çünkü teknik direktör meziyetlerini unutmuş bir adam. Fatih Terim markasını hakem desteğini almadığı zaman hiçbir şey yapamayan bir adam. Ama o yarı finale çıktı, çeyrek finale çıktı. Evet aynen. Aynen. O de şaşırıyor. Tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir futbol diyorlar. Bu nasıl bir futbol lan? Lan oğlum 50 kişi bunlar kendi sahasında bekliyorlar, bekliyorlar. La bunlar bir ara geliyorlar, gol atıp gidiyor. Bu nasıl futbol? Tövbe estağfurullah diyor. Avrupa'da işe yarıyor o taktik. Avrupa'da işe yarıyor. Avrupa'da mesela Markao'ya bakın bakalım Türkiye'deki kadar sert oynuyor mu? Hocam öyle adalet yok. Bak bakalım buradaki kadar sert oynasın bakalım hangi kartla cezalanacak. Ama şunu söyleyeyim. Yani 40-50 milyon euro daha harcatır. Galatasaray'da 2-3 sene daha kaos olur. Galatasaray 2-3 sene çıkartın listeden. Ya yani şampiyon olacak takımlar listesinden çıkarın. İşimiz kolay. Trabzonspor'da bu tahkim mahkim olaylarından sonra iyice baskı olacak üstlerinde. Herkes diyecek ki bak şikeli sezon. Diyorlar. Diyorlar. Şikeri sezon diyorlar. Yani istediği kadar. Şimdi Fenerbahçe 2010-2011'de iftira atıldı FETÖ tarafından. Bak kanıtlandı. Kumpas olduğu kanıtlandı. Bu sezonu kanıtlayamazsın da. Temiz sezon. Hiç kimse inanmaz. Hiç kimse inanmaz. Hiçbir Allah'ın kulu inanmaz. Hiçbir Allah'ın kulu inanmaz. Yani şu anda ben size söyleyeyim. Çok çok enteresan şeyleri konuşuluyor. Çok çok enteresan. Yani Trabzon arkasına şunları aldı, bunları aldı. Şöyle böyle aman Trabzon'a laf etmeyin. Başınız ağrır şu bu diyor. Sosyal medya bunlarla çalkan. Açın bakın. Yazık günah. Emeklere yazık günah. Aa, Trabzon. Ben fener, iki Fenerbahçe maçından haksız dört puan aldıklarını düşünüyorum. Gaziantep maçında Hugo'nun yemediği kırmızı yedi. Öbür Hüseyin Türkmen'in yemediği on. Yani o maçta da üç puan aldı. On puan. Ben haksız on puan olduğunu düşünüyorum en az. Ha, Fenerbahçe açısından da ilk Adana Demir maçında haksız iki puanımız var. İkinci maçta penaltı kullandık ama rakip yine kazandı yani. O yüzden saymıyorum. Ya bizim daha 2 puanımız var. Belki şöyle araştırsam hani bu e, buna penaltı vermezdim dediğim bir bir, bir bir maç daha vardı ya. Adana maçındaydı ya. Valencia şöyle hafif dokunuyor. Valencia "Aa öldüm." diyor. Penaltı veriyorlar şöyle. Alakası yok. Alakası yok onun penaltıyla. Neyse. Fenerbahçe taraftarı diyor ki Galatasaray taraftarı üyelerini tebrik ediyoruz. Adamlar başarısızlığı 6 ayda kabul edemeyip ibra etmediler diyor. Bizimkiler de Ali Koç Büyük Başkan hayalleri var. Son bir şans diye 4 senemizin içine ettiler diyor. Şimdi taraftar kendince haklı. Bence haklı değiller. Bence yanlış yapıyorlar. Bence Burak Elmas çok iyi yönetiyor Galatasaray'ı. 30 milyon euro çöpe gitti. Hiç farkında değilsiniz. Şimdi 9 ay tahammül etmiş. Bizimkiler 4,5 yıldır kongre tepkisi yok. Kimse şikayetçi değil falan filan diyor. Ya Fenerbahçe başkanları büyük profildir. Büyük taştır. Galatasaray başkanları lisenin istediği kişilerdir. Allah aşkına dursun Özbey falan. Kaçınız biliyordunuz ya. Ya Burak gelmez falan filan. Yok bilmem Ali Koç'a sadaka verir. Bu adamın serveti şu kadar. Şöyle böyle zekatını verse cennete gider. Versin o zaman. Yani versin o zaman. <laughs> falan filan. Ya arkadaş Fenerbahçe'ye dikkat edin. Fenerbahçe başkanı da Böyle ülke ekonomisinin %15'ini yöneten adamlar ya. Yani ülke ekonomisinin %15'ini yöneten adamlar. 8-9 ayda indiremezsin. Aa, Aziz Yıldırım mesela en garibanlar Aziz Yıldırım'dı. Kaç sene durdu? Ha sizin ayağınızdaki başkanları söylüyor. Murat Ülker, Aydınlar, Şahenk, Saran. Ya bu adamlar bir bakın bakalım hangisinin Türk ekonomisinde böyle adı anılmıyor. Ya bu adamlar 9 ayda indiremezsin. Lan Forbes top 10 listesi lan. Şampiyonlar Ligi gibi lan. Ali Koç'u da, da aynı et. Ali Koç, Ülker, Aydınlar, Şahenk, Saran. mi yılıyım saymıyorum. <laughs> yani Fenerbahçe kongresinin belki %70'i %80'i bu adamdan ortaklıkları var ya Siz ne diyorsunuz öyle Fenerbahçe'de kolay Umalım ki düzgün olsun Abdurrahim Malbayrak demiş ki pilota bile prim verdim Getson son Fernandes'i şu saatte yetiştir diye Ben olsaydım Fernandes gelebilir miydi başka takıma demiş Hakikaten Abdurrahim Malbayrak sen olsaydın hiçbir takıma gitemezdi kesin Fener'e giderdi. Çünkü sen ön protokol imzalattım. Sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş'a dediğinde Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye geldi. Yani senin bu kadar kesin transferlerin varken. Hocam Ali Koç da bence ibra edilmeyecek böyle giderse demiş. Ben şunu söyleyeyim. Uğur Dündar'ın adaylığı hani aklınıza getirebilecek senaryoları getirin. Yani Açık konuşayım, içimden konuşmayayım, dışımdan sesli konuşayım. Uğur Dündar'ın adaylığı şu. Bakalım kaç kişi Uğur seçecek? Ali Koç'un aleyhinde kaç kişi var diye. Eğer Uğur Dündar seçilirse Ali Koç şeyi yani Ali Koç'un yönetimi de ibra edilmeyebilir. Ali Koç'un da artık birinci sınıf transferler ve doğru hamleler yapması lazım. Fenerbahçe'nin geleceği için en doğrusu en hayırlısı kimse inşallah o olur arkadaşlar. Videomuzu bir beğeni atmayı çok görmeyin. Görüşmek üzere.